Asker, rütbeli asker vur diyorsa o pişmanım, o inandırıcı olmaz. Vur diyen askerler, yani ona inanmak olmaz. Ama er olarak gitmiş, hakikaten şaşırmış, belli görülüyor. Şahitlerin ifade, o doğrudur yani. Ama yani subay, yüzbaşı nasıl bilmez ya, emrediyor ayrıca. Talimat verdiyse vur diye, bitti. Ki onun pişmanlığı falan diye bir konu olmaz. Hainlik yapmıştır. Yani talimat veren asker affedilmez. Vur diyorsa bitti. Yani bunun ne pişmanlığı olacak? Pişman olur mu? Cinayet işleyen, cinayet hükmündedir bu. Bunda pişmanlık olmaz. Ama erse, çocuk bilmiyor bunlar. Yani hakikaten hepsi diyorlar yani biz operasyona diye bizi götürdüler, bilmiyoruz diyorlar. Çocuk niye darbe yapsın ya? Er çocuk yani annesi mümin, babası Müslüman. Ne zoru yani. Parti işini de bilmez, siyaset işini de bilmez. Hükümeti niye devirmeye kalksın? Bileceği bir şey değil mi? Ama erden cinayet işleyen varsa, halka silah doğrultup, onun affı olmaz. O pardonu falan olmaz. Arkadaşlarını teşvik ettiyse vurun diye, onun da pardonu olmaz. Yani onu kabul etmek mümkün değil. Ama hiç silah falan sıkmamış, hakikaten tedirgin, yüzünde her şeyden pişman diyorsa, pişmanım demesine bile gerek yok. Zaten kandırılmış o.